Çerkeş Meslek Yüksekokulu akademik kadrosu Çerkeş'teki ilk toplantısını Rektör Profesör Doktor Harun Çiftçi başkanlığında gerçekleştirdi. Çerkeş Belediye Başkanı Hasan Sopacı'nın belediye binasını Meslek Yüksekokulu'na tahsis etmesinin ardından üniversitenin 2022-2023 eğitim öğretim yılına Çerkeş ilçesinde girme çalışmaları hız kazandı. Uzun yıllardır Çerkeş halkının ilçede eğitim vermesini istediği Çerkeş Meslek Yüksekokulu'nun akademik kurul toplantısında konuşan Çankırı Karatekin Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Harun Çiftçi, "Suyu yatağında akıtmaya geldik." dedi. Çerkeş'te ilk akademik kurul toplantısına hoş geldiniz diyorum. Bizler için ve Çerkeş için önemli bir gün. Biz buraya suyu yatağına akıtmaya getirdik. Biz Çerkeş Meslek Yüksekokulu'nun akademik faaliyetlerinin mecrasına uygun olacak şekilde Çerkeş'te eğitim öğretime başlaması için gerekli hazırlıkların yapılması adına burada bir araya geldik. Bu süre zarfında başta Sayın Kaymakamım ve Belediye Başkanımız olmak üzere bizlere göstermiş olduğu ilgiden ve desteklerinden dolayı teşekkür ediyorum. Neticede bu önemli bir karardı, önemli bir adımdı. Biz bu kararı aldık. Dolayısıyla uygulamaya dönük olabilmesi için yerelden bize destek gerekiyordu. Sağ olsunlar, hem Kaymakamımız hem Belediye Başkanımız bu hususta bütün desteğini bize göstereceklerini ifade ettiler. Ayrıca resmi protokol da yapıldı. Bundan sonraki süreçte Çerkeş Meslek Yüksekokulu'nun sürdürülebilir eğitim, faaliyet ve süreçleri için de her konuda bize bu desteklerini esirgemeyeceğini ifade ettiler. Güzel bir başlangıç olacağına eminiz. Özellikle Çankırı'nın en büyük ilçesi, en fazla gelişen ilçesi, sanayi yatırımının en yoğun olduğu ilçe olarak Çerkeş Meslek Yüksekokulu bunu çok da hak etmişti. Ama Türkiye'deki bazı sistemsel aşmazların bir yansıması olarak bazı meslek yüksekokullarının bölümlerine öğrenci ilgisi az olunca bazı faaliyetler ne yazık ki askıya alınmıştı. Belki bir sürede Çerkeş Meslek Yüksekokulu eğitim öğretim faaliyetlerini sınırlı da olsa Çankırı merkezde yapmıştı. Ama biz göreve gelir gelmez Çankırı'nı ve ilçelerin potansiyellerini iyice inceledik. Özellikle eğitim konusunda yapacağımız yatırımlar için fizibilite araştırmaları yaptık. Ve birçok parametrenin etkili olduğu bu süreçte en sonunda Çerkeş Meslek Yüksekokulu'nu Çerkeş'e taşıma kararı aldık. Bu önemli bir karar. İnşallah Çerkeş için çok güzel bir açılım olacağını düşünüyoruz. Çerkeş öğrencilerimizi bağrına basacaktır. Onların sıkıntılarını, sorunlarını çözecektir. Özellikle sosyal donatı, kültürel etkinlik, faaliyetler ve ulaşım noktasında da gerekli altyapı çalışmalarını sevinçle karşılık yapılmış. Öğrencilerimizin daha şimdiden onlara burs katkısı noktasında çalışmalar yapılmış. Dolayısıyla öğrencilerimizin de Çerkeş'te barınma problemini çözmüş vaziyette eğitim öğretime evli gibi başlayacağız. Önümüzdeki süreçte de yeni bölüm ve programların açılacağını da burada müjdesini vereyim. Yani Çerkeş Meslek Yüksekokulu önümüzdeki 4-5 yıllık süre zarfında adından söz ettirecek hem çalışmalarda hem eğitim faaliyetlerinde hem de aynı zamanda öğrenci yoğunluğunda da belli bir potansiyel ermiş olacak. Ben bu sürecin tekrar hayırlı olmasını diliyorum. Akademik kurulun burada toplanmasıyla birlikte Çerkeş'te yeni bir dönemin başladığını ifade ediyor. Bu şekilde değerlendiriyorum. Bu dönemin sahipleri, bunu gerçekleştiren Belediye Başkanımız Sayın Hasan Sopacı, Rektörümüz Sayın Profesör Doktor Harun Çiftçi'ye ve çalışma arkadaşlarına hepinizin huzurunda teşekkür ediyorum. Çerkeş Meslek Yüksekokulu öğretmenler, hocaları. Öncelikle hepinize, ilçemize hoş geldiniz diyorum. Çerkeş Meslek Yüksekokulu bugün bir start veriyor. İlçemize, ilimize, ülkemize hayırlı uğurlu olmasını temin ediyorum. Yaklaşık 2015'ten bu yana böyle bir serüvenimiz var ama çok öncesinde ilçemiz Karatek Üniversitesi kurulduğu günden bu yana meslek yüksekokulunu hak ediyordu. Çünkü Çankırı'nın batıya açılan kapısı ve birçok ilçeden daha büyük, Çankırı'nın en büyük ilçesiyiz. Bugüne kadar kalması hakikaten büyük bir haksızlıktı Karatek Üniversitesi'nin bölümlerin Çerkeş'te olmamasıyla alakalı. 2015 yılında ilk başlamıştık Selamet bölümüne Sayın Hocam. Tabii bunun yanında zirai ve veteriner bölümlerine de açılacağı bize söylenmişti üniversite tarafından.
2016'daki hain darbe girişimi neticesinde ilçemizde eğitime başlayan Çergiç Meslek Yüksekokulu Çankırı'ya eğitim alındı. O gün bugündür Çankırı'da eğitim veriyordu ve tek bölüm, seramik bölümüyle eğitim alıyordum. Sizlerin sayesinde bugün 2022 yılı, inşallah bu yıl Çerkeş Meslek Yüksekokulumuz ilçemizde eğitime başlayacak ve bunun yanında 4 bölümle başlayacak. Huzurlarınızda ilçem adına, halkım adına sizlere başta Sayın Rektör Hocam Ahmet Çiftçi olmak üzere tüm emeği geçen öğretmenlerimize, vekillerimize huzurunuza çok teşekkür ediyorum. Şuna inanıyorum, belki bugüne kadar gecikmiş bir karardı ilçemizde meslek yüksekokulunun açılması veya fakültelerin açılması. Ancak görülecek ki bu ciddi bir eksiklikmiş. Çerkeş'te neden bugüne kadar böyle bir bölümün açılmadığı, burada bir eğitim başlamadığı büyük olasılıkla pişmanlık duyulacak bir olay olacak. Çünkü Çerkeş Karateknik Üniversitesi'nin belki bu konulardaki hayal edilemeyecek kadar gelişeceği bir üniversite öğrencisi ve akademik kadro ve öğrencisinin memnun olduğu, mutlu olduğu ve tercih ettiği bir ilçe haline geleceğine eminim. Bu sizlerin sayesinde olacağız. Bizler de bu konuda yerel yönetimler ve Çerkeş halkı olarak ve kaymakamlık olarak her türlü desteği vereceğimizi taahhüt ediyoruz. Ki bu taahhütlerimizin en başında da biliyorsunuz her dönem nerede eğitim vereceksiniz deniyordu. GİBO'muz vardı. Oraya maalesef çok büyük olduğu için gelinmedi. Depreme dayanıksız denildi. Yer aralık araştırıyordu. En son hocama teklif götürdüm. Hocam Çerkeş Belediyesi'ni biz size versek gelir misiniz? Önce tabii hocam biraz şaka yapıyor sandı ama sonra hiç ciddiye bindi. Bugün Karateknik Üniversitesi Çerkeş Meslek Yüksekokulu ilk inşallah eğitimi Çerkeş Belediye'mizde başlayacak. İnşallah hayırlısı olur ilçemize ve ilimize. Biz burada olacağını, buradaki eğitimin sınırlı kalacağını biliyoruz. Çerkeş halkı olarak ve bizler belediye olarak inşallah en kısa zamanda inşaatımıza başlayıp Çerkeş Meslek Yüksekokulu'nun bir kampüs halinde siz değerli üniversitemize ve halkımıza kazandıracağımızı taahhüt ediyoruz. Bu konuda her türlü elimize geleni yapacağız. Ve sizlerin de eğitim camiasındaki öğretmenlerimiz, hocalarımızın ilçemizde sosyal donatılarla memnuniyet düzeyi yüksek, en yüksek düzeyde olacak şekilde sizleri misafir edeceğimizi buradan belirtmek istiyorum. Başkan Sopacı, üniversiteye tahsis edilen Fişek Ali Konağı'nda akademisyenlere Çerkeş'le ilgili bilgiler verdi. Heyet daha sonra yapımında sona gelinen Çerkeş Kültür Merkezi'ne geçerek binayı gezdi. Misafire karşı hoşgörü var ilçemizde. Aksi de olabilir. O tavırla alakalı, gelenlerle alakalı. Hoş geldiniz yayınımıza. Çerkeş'teyiz bugün. Neler söylemek istersiniz? Önümüzdeki yıldan itibaren Mesleki Yüksekokulu Çerkeş'te sanırım eğitim faaliyetine başlayacak. Evet. Biz göreve geldiğimiz dönem itibariyle Çankırı'nın bütün potansiyellerini, bütün kazanımlarını, yapılabilecekleri, fırsatlarını içeren bazı toplantılar gerçekleştirdik. Bu gerçekleştirdiğimiz toplantılarda özellikle Çerkeş'in hem sanayi bakımından, nüfus bakımından, tarihi ve kültürel potansiyeli bakımından, aynı zamanda ulaşım olanaklarının çeşitliliği açısından önemli bir yerde olduğunu müşahede ettik. Dolayısıyla atıl durumda olan Çerkeş Meslek Yüksekokulu'nun Çerkeş'te kendi yerinde, kendi binasında, kendi ilçesine hizmet vermesi için bazı çalışmalar yaptık. Özellikle YÖK'ün de hassasiyetini dikkate alarak Türkiye genelinde %90 ve üzeri doluluk oran bölümler üzerinde yoğunlaştık. Neticede eğer biz bu parametrelere dikkat etmezsek devletin kaynaklarını, imkanlarını verimli bir şekilde değerlendirmemiş olurduk. O yüzden bu manada Çerkeş Meslek Yüksekokulu'na iki tane program aktararak, yaşlı bakım ve hasta bakım programlarını aktararak tekrar faaliyete geçirme durumu söz konusu oldu. Bunun için de bina lazımdı. Biz özellikle ilçelerde binamızın merkezde olmasını, öğrencilerimizin rahatlıkla yürüyebilecek şekilde gidip gelebileceği yerler olmasını arzuluyorduk. Bu noktadaki talebimizi de Sayın Başkanımıza Hasan Sopacı Bey'e iletmiştik. Hasan Sopacı Bey de kendi belediye, mevcut belediye binasını bizlere tahsis edebileceğini ifade ettiler. Yaptığımız araştırmalar neticesinde bazı tadilatlarla Çerkeş Belediyesi'ni Meslek Yüksekokulu'na çok rahat bir şekilde çevirebileceğimizi öngördük.
Dolayısıyla ilk adımlarımızı aktardık, hallettik. İlk önce program aktarımını yaptık YÖK nezdinde. Daha sonra da hocalarımızın kadro aktarımını gerçekleştirdik. Şu aşamada 14'e yakın Çerkeş Mesleği Yükseokulu öğretim elemanlarıyla da bugün Çerkeş'te akademik kurul toplantımızı yaptık. İlklere vesile olmak güzel bir şeydir. Bu ilklerin neticesinde güzel işler çıkacağına da bizler inanıyoruz. Kaldı ki Çerkeş'in diğer ilçelere göre avantajları var. Bu avantajları en iyi şekilde değerlendirildiğinde öğrenci sayısının çok kısa zamanda 400'leri 500'leri bulacağına da eminiz. Çünkü öğrencilerin bulunduğu yerde hareketlilik vardır. Yeni bir kültür ortamı vardır. Dolayısıyla öğrencilerimiz barınma problemini çözmüş ve kazanımlarını olacak bir ilçeye gelmeleri noktasında kendilerini de bu noktada mutlu olacağını bizler düşünüyoruz. Bu yönüyle de Çerkeş Meslek Yükseokulu'nu tekrar hayırlı olsun diyoruz. Peki önümüzdeki sezon hangi, kaç bölümle başlayacak? Önümüzdeki dönem Eylül döneminde yaşlı bakım ve hasta bakım programına biz 60'ar tane öğrenci alarak başlamak istiyoruz. Bunun yanında yine Çerkeş Meslek Yükseokulu bünyesinde pasif olan harita ve kadastro bölümümüz vardı. Şu an oraya da öğretim elemanı alım işlemlerini başlatmış olduk. YÖK'ün kriterleri gereği öğretim elemanını belli bir sayı ulaştırdıktan sonra da oralarda yine öğrenci talebimiz söz konusu olacak. Yetiştirebilirsek, Ekim dönemine yetiştiremezsek bir sonraki döneme biz oraya da öğrenci alacağız. Böylelikle kısa zamanda 2 yıl içerisinde bir 400-450 öğrencinin potansiyelinin olacağı bir meslek yüksek okulu olacak. Tabii Sayın Kaymakamımız ve Sayın Belediye Başkanımızla görüşmelerimizde ilerleyen dönemde için kalıcı bir meslek yükseokulu binasının olması gerekliliği noktasında istişarelerimiz oldu. Sağ olsunlar Sayın Başkanımız da bu doğrultuda bizlere taahhüt etti. En kısa zamanda yeni bir meslek yükseokulu binasının yapılmaya başlanacağını ifade etti. Kendilerine bu noktada biz proje desteği vereceğiz. O projeye göre de binalarımızın temeli atılacak. Kalıcı bir eser hep beraber bırakmış olmanın mutluluğunu diyeceğiz. Peki önümüzdeki süreçte bu bölümler ağırlıklı olarak sağlık bilimleri alanında mı olacak yoksa farklı bölümler, çeşitlilikler barındıracak mı? Çerkeş Meslek Yükseokulumuz çeşitli bölümleri içeren multidisipliner bir meslek yükseokulu. Burada bizim esas amacımız tabii bölgenin ihtiyaçlarını ve taleplerini de dikkate alacak şekilde Türkiye genelinde öğrencilerin rağbet edebileceği bölümler üzerine yoğunlaşmak. Bu yönüyle de multidisipliner olacağı için şu an sağlık alanında biz program aktarımını yaptık ama aynı zamanda harita kadastro gibi teknik alanda olacak. Aynı zamanda hayvansal ve bitkisel üretim gibi yörenin potansiyeller doğrultusunda da birimlerimizi, bölümlerimizi açacağız. Biz özellikle açtığımız birimlerin faal olmasını istiyoruz ve sürekli hizmet etmesini istiyoruz. Hem öğrencilerin burada kazanımlarının olmasını bekliyoruz, hem aynı zamanda da ilçede bir eğitim, bir yüksek öğretim kurumunda faaliyet göstermesini istiyoruz. Ve aynı zamanda Çerkeş Meslek Yükseokulu bizim üniversitemiz için de bir batıya açılan kapı olarak değerlendirilecektir. Çünkü konumu itibariyle Karabük, Bolu, Ankara, Kızılcahamam, aynı şekilde Kastamonu'nun birçok ilçelerine yakın bir yer. Bu nedenle buralardaki çalışmalarla da buradaki öğrencilerin de rahatlıkla gelip okuyabileceği bir merkez olacak. Çerkeş Belediye Başkanı Hasan Sopacı ile birlikteyiz. Efendim hoş geldiniz. Hayırlı olsun diyelim. Meslek Yüksek Okulu Çerkeş'e kazandırıldı tam anlamıyla. Siz de binanızı sanıyorum üniversiteye tahsis ettiniz. Neler söylemek istersiniz bu konuda? Öncelikle Ercan Bey ilginize teşekkür ederim. Vuslat Haber ilginize teşekkür ederim. Mustafa abi Haber Cumhuriyeti ilginize teşekkür ederim. Çerkeş'in tarihi bir günde bizleri yalnız bırakmadınız. Buradaki tarihi günü bütün vatandaşlarımıza buradan sizler aracılığıyla hatırlatmış olacağız. Çerkeş Meslek Yükseokulu bugün Meslek Yükseokulu bölümlerinin öğretmenleriyle birlikte rektör hocamız ilk çalışmasını Çerkeş'te belediye toplantısında yaptılar. Şimdi bu Fişekalı Konağı'nda birlikte yine sohbet ediyoruz. Fişekalı Konağı da üniversitemize hayırlı olsun. Rektörlük inşallah güzel bir ortamda, hayırlı bir ortamda ve çok daha güzel günlerde burayı kullanmayı nasip eder. İlçemiz 2015'ten beri üniversitesine biliyorsunuz hasretle bekliyordu. YÖK 10 bin nüfusu aşması halinde üniversitenin Çerkeş'e verilebileceği Karatürk Üniversitesi Rektör Hocam'ın o zaman İbrahim Bey'in de söylemiyle
10 bin aşmasıyla mümkün olduğunu söylemişti. Biz de Çerkeş'in 10 bin nüfusu aştığını tabii ki belirterek müracaatımızı yaptık. YÖK onadı. Karatek Üniversitesi'nin Çerkeş Meslek Okulu seramik bölümünü açılmıştı biliyorsunuz. Ama 2016 yılındaki o hain FETÖ darbe girişimiyle Çerkeş'teki Meslek Okulu Çankırı Merkez Eğitim'e alındı. Orada o günden bugüne devam ediyor. Bizim hayalimiz ilçemizdeki Çerkeş Meslek Okulu'nun üniversitemizin bünyesindeki Çerkeş alınmasıydı. Bugün sizin kanalınıza teşekkürlerimi arz ediyorum. Sayın Rektör Hocam Harun Çiftçi Bey'in hakikaten çok doğru bir girişimiyle ilçemizde bugün Çerkeş Meslek Okulu eğitim hayatına başlamış oldu. Kendilerine huzurlarınıza çok teşekkür ediyorum hocama, saygıdeğer öğretmenlerimize, milletvekillerimize, emeğe geçen herkese teşekkür ediyorum. İlçemize, halkımıza hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum ki yıllardır beklediğimiz bir olaydı, bugün gerçekleşti. İnşallah bundan sonra görev ve iş bizim sırtımızda, halkımızın sırtında. Çerkeş halkına buradan seslenmek istiyorum. Merkezde yaşayan, köylerde yaşayan ve şehir dışında yaşayan tüm Çerkeş halkımıza üniversitemize sahip çıkması, meslek sorumluluğu sahip çıkması, bunu büyütmemiz, geliştirmemiz, ne kadar çok geliştirdiğimizde ilçemize ne kadar çok katkı vereceğini hepimiz biliyoruz. Onun için mevcutta bizim şu an belediye binası olarak kullandığımız Abdülkadir Aydemir ağabeyimizin yaptırmış olduğu bu belediye binası nihayetinde belediye binası icraatını tamamlıyor. Üniversite binası olarak devam edecek. Fakat bu alan üniversitenin gelişimi için uygun bir alan değil. Küçük geleceğini biliyoruz. Bölümler açıldığında rektör hocam bunu sürekli dile getiriyor. Çerkeş Meslek Yüksekokulu Müdürümüz Bedir Hocam da sürekli dile getiriyor. Diyor ki burası Çankırı'nın batıya açılan kapısı ve burada bu yüksekokul Karatek Üniversitesi'nin de bir yüzak olacaktır. Mutlaka gelişimini ümitle bekliyoruz ve gelişecektir. Onun için yeni kampüslerin burada yapılması gerektiği söyleniyor. Onun için yerimizi hazırlıyoruz, projemizi hazırlıyoruz. Yeni bir üniversite, Çerkeş Meslek Yüksekokulu kampüsü yapacağız. Bunun için çalışmaları bu sene başlattık. Çünkü çabuk olmamız gerekiyor. Buradan tüm Çerkeş halkına şunu söylemek istiyorum halkımıza. Burada yapılacak kampüse herkesin yardımlarını ve desteklerini bekliyoruz. Biz proje aşamasında üniversite hocamızdan destek alıyoruz. Sonrasında yapımını biz kendimiz üstleneceğiz. En kısa zamanda yaptığımızda üniversitemizin hakikaten herkesi şaşırtan bir geleceğe büyümesi olacağını düşünüyoruz. Bunun için de tüm Çerkeşlerimizi bu Çerkeş Meslek Yüksekokulu yurtları ve eğitim alanları kampüsü yapmaya davet ediyorum. Peki yeri hazır mı? Yerini belirlediniz mi? Hazır, hazır. Yeri hazır, her şey hazır. Vizyonumuz hazır, projeksiyon hazır. İnşallah kafamızda birçok şeyler oluştu. İcraata geçme zamanı. Nasıl Karatek Üniversitesi, rektör hocam, üniversite bize güvenip Çerkeş'e, ilçeye, eğitim için en iyi bölümleri gönderdi ve bundan sonra çok daha iyi bölümleri geleceği bize sözünü verdiyse biz de o sözün arkasında duracağız, altında kalmayacağız. En iyi kampüsü ilçemize örnek bir kampüsü kazandırmak istiyoruz. Peki, binayı ne zaman teslim edeceksiniz? Şimdi belediye binasını ne zaman boşaltacaksınız? O tarihler belli oldu mu? Biz protokolümüzü yaptık biliyorsunuz. Şu an bizim belediye binamız üniversitemize tahsis edildi. Haziran 15 itibariyle de biz üniversitemize binayı teslim edeceğiz. Peki, belediye hizmetleri için siz nerede olacaksınız? Çadıra çıkacağız. Yani şöyle tabii ki şaka yapıyorum. Yeni bir çarşı yapıyoruz biliyorsunuz. Bu çarşı içerisinde bir ürün pazarı, sebze pazarı var. Bunun üst katında, alt katında soğuk depoları, müştemilatı var. Üst katında da başka alanlar var. Büyük bir alan. O alana şu an hazırlayıp oraya geçmeyi düşünüyoruz. Öncesinde Işıklar Konağı'ydı. Sonra yeni yaptığımız biliyorsunuz itfaiye binasının alanı vardı. Orada yapacaktık. Tabii her gün bir karar, yeni bir fikir gelişiyor. En doğrusunu karar verip oraya belediye taşıyacağız. Muhtemelen de ürün pazarımız üzeri olacak gibi duruyor. Ama kesin değil. Yalnız kesin olan bir şey var. Ayın 15'inde biz inşallah üniversiteye belediye binamızı teslim edeceğiz. Geçici bir süre yeni belediye binamız da şu an yapılıyor, hızlı bir şekilde devam ediyor. Yeni belediye binasına kadar en kötü ihtimal dediğim gibi çadırda da icraatımızı yaparız. Önemli olan üniversitenin ilçemize
eğitime başlaması. Tabii siz büyük bir mücadele verdiniz bu meslek yüksekokulunun burada eğitim öğretimi için. Şimdi sanıyorum öğrenciler geldiği zaman da nasıl bir duygu yaşarsınız ondan merak ediyoruz doğrusu. Yani buradan ben Çerkeş halkına şunu söylemek istiyorum, halkımıza şunu söylemek istiyorum. Önemli, buraya gelecek öğrencilerimizi sahiplenelim. Onlar bizim çocuğumuz, onlar bizim kardeşimiz. Onlar nasıl kardeşimize, çocuğumuza davranıyorsak onlara da öyle davranalım ki biz Çankırı Karatekin Üniversitesi'nin yüz akı bir Çerkeş olalım. Peki, son olarak kampüs yerini buradan bizim aracımızla duyurmak ister misiniz? Yoksa şimdilik saklı mı kalsın? Yok, saklanacak bir şey yok. Ya birkaç tane alternatif var ama kesinleşmeden bunu söylemek doğru değil. İnşallah kesinleştiğinde zaten projelerimizi inşaata başladığımızda sizin kanalınıza, halkımıza duyururuz bunu. Evet. Çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Rica ederim. Çok teşekkür ederim. Üniversitemiz şu an bugün itibariyle kurul toplandı, icraatımıza başladık, öğrencilerimizi bekliyoruz. Şunu söylemek isterim, bizim Çerkeş Meslek Yüksekokulu'nu tercih edecek olan gençlerimizi ilçemizde barındırmaktan, misafir etmekten mutluluk duyacağız. Onları biz bekliyoruz inşallah ve onların mutlu olacağı ve burada hadi huzurla yaşayacağı, eğitim alacağı bir Çerkeş'te zaten şu an oluşturmaya başladık. Kültür merkezleri, işte yeni çarşımız, yeni belediye binamız, yeraltı otoparkından tutun da mesri yerlerine kadar birçok konuda biz Çerkeş ilçemizi o sosyal donatılarla üniversitemizin gelişim için iki taraflı yürütüyoruz. Organ sanayi bölgemiz hızla büyüyor, nüfusumuz hızla artıyor, yeni konutlar hızla yapılıyor. Bunlarla beraber inşallah hızımıza, vatandaşlarımızdan destek bekliyoruz. Çerkeş ilçemiz bir şantiye alanına döndü. Çerkeş ilçemiz Hasan Sobacı'yla kabuğunu kırdı. Çerkeş ilçemiz Hasan Sobacı'yla Çankırı nüfusunun yarısına ne zaman ulaşabilir? Görüşlerinizi alabilir miyiz? Çerkeş büyüdü. Bundan sonraki projeleriniz nedir, hayata geçirmek istediğiniz? Sürprizleriniz var mıdır? Yani Mustafa abi şöyle, Çerkeş büyüdü derken doğru, Çerkeş büyüyor, kabuğunu kırıyor, katılıyorum. Ama Çerkeş kadim bir medeniyet. 1500'lü yıllarda 5 tane mahallesi olan bir ilçe burası. Osmanlı'nın 71. Osmanlı İmparatorluğu'nun 71. Ziraat Bankası burada kurulmuş. 1860 yılında biz ilçe olmuşuz. Yani çok eski bir ilçeyiz, tarihi bir ilçeyiz. Bunun bizim köklü bir medeniyetimiz var. Gastronomi kültürümüz var, söz ürünlerimiz var. Çankırı söz ürünlerinin bugün yaklaşık yarısına yakını Çerkeş'in. Bunları biliyoruz. İşte bu kadim tarihini bir zamanla nüfus olarak da tabii ki biraz geri gitmişiz. Çankırı'la hemen hemen aynı nüfus olan Çerkeş, şu an Çankırı nüfusu çok fazla, bizim nüfusumuz çok az. Biz kimseyle yarışmıyoruz, kimseye iddialaşmıyoruz. Çankırı bizim ilimiz. Biz Çankırı olmaktan gurur ve mutluluk duyuyoruz. Ama biz şunu biliyoruz ki, Hasan Sopucu bunu defa söylüyorum. Çankırı sadece merkezde büyümez. Çankırı ilçeleriyle, köyleriyle birlikte büyüyecektir. Hatta Çankırı dışarıya göç veren tüm hemşehrilerimizin ortak aklı ve fikri ve vizyonuyla büyüyecektir. Ben bunu biliyorum. Bunu özellikle sizin kanalınızda bütün Çankırılı hemşehrilerime ifade etmek istiyorum. Kıskançlık yok. Sadece birliktelik, omuza omuz verme ve ilimizi topyekun kalkındırma var. Bunda işte D100 alanında Çerkeş tabii belli bir gelişim hızına yakaladı. Göç alıyoruz ciddi manada, sosyal donatılarla ciddi bir şantiye doğru, yani çok ciddi büyük bir şantiye şu an Çerkeş'in her tarafı. Bundan ortak akılla, vizyonla bütün Çankırılar gurur duyacağından eminim. Biz de Çankırı olmaktan gurur duyuyoruz Mustafa abicim. Hasan Sobacı başkanımız olarak bu başarılı çalışmalarının gücünü nereden alıyorsunuz? Memleket sevdası. Memleketimi seviyorum. Halkımı seviyorum. Bu memlekette doğdum, bu memlekette büyüdüm, bu memlekette öleceğim inşallah. Onun için bu memlekette çocuklarımıza, torunlarımıza en güzel hediye çalışmak, çalışmak, çalışmak. Boşa vakit geçirmeden gelecek nesillere en iyi Çerkeş'i, Çankırı'yı vermek. Bunun için çalışıyoruz. Bir kişi okula rahatlıkla okul olmayacak. Çerkeş.
Neyin nesi? Sadece Karayolu'nda mı gidiyor? Yani? Üstünde. Evet. Tamam. Şey, biz o yolda şu an duvarını yıkarız. Yıkarız. Burası şu alan komple bahçe. Şu an üniversite hocam bahçesi. Onu da gösteriyorum. Hocam ben onun için. Hemen şu yolun karşı tarafta rekreasyon alanı hocam. İşte konferans olsun, sinema, tiyatro. Yapımız kapatıyor.